Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca e, videomu daha anlatılan konuları tam olarak anlamak için videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Bugünkü konumuz neden sonuç cümlesi ama sonuç cümlesi ve koşul sonuç cümlesi ile ilgili testler. Evet, e, birinci soruyla başlayalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır diyor. Maddeler halinde bakalım. Uzak ülkenin birinde küçük bir köy varmış. Bu köy meydanında seyirli bir çeşme varmış. Çeşmenin suyuna içenin kalbi güzel ise, yüzü çok güzel, kalbi çirkin ise, yüzü çok çirkin olurmuş. Bunu bilen halk çirkin olmaktan korktuğu için o suyu içmeye cesaret edemezmiş. Suyu içmeye cesaret edemezmiş. Sonuç bölümü. Sebebi ne? Çirkin olmaktan korktukları için. Yani İkisinde de yargı gerçekleşiyor. İkisine de artı koyuyoruz. Neden sonuç ilişkisi? Dördüncü maddemizde vardır. Değişik diyoruz. Sembollerle verilen cümleler hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Bakalım. Yaşadığı dönemde hep inandığını söylemiş, inanmadığıyla mücadele etmiştir. İçindeki hayvan sevgisinden dolayı veteriner olmaya karar verdi. Evet, veteriner olmaya karar verdi. Sonuç. Niçin? İçindeki hayvan sevgisinden dolayı. Yıldızlı maddemiz doğru cevabımız olacak. O da bursa şıkkında. Üçüncü sorumuza geldiğimizde <laughs> Bu cümlede söz edilen kişinin öğretmeni öfkelendirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Söz hakkı almadan konuşması, sık sık arkadaşların sözünü kesmesi ve okul davranması öğretmenin öfkelenmesine yetmişti. Burada izinsiz konuşması, başkasının sözünü kesmesi ve bilgiçlik taslaması varken söz hakkı alması yoktur. Cevabımız aşık diyoruz. Evet dördüncü soruya geldiğimizde karanlıktan korktuğu için evde yalnız kalmayı tercih etmedi cümlesinde. İçin edatı hangisinden adı için kullanılmıştır? Karanlıktan korktuğu için. Evde yalnız kalmayı tercih etmedi. Sonuç niçin? Karanlıktan korktuğu için. Niçin? Sebep bildirdiği için. Neden? diye işaretliyoruz. Cevabımız aşıklı olacak. Beşinci sorumuz bu metne üç cümlelerin hangisinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir? Bu tür sorularda genelde sebep-sonuç ilişkisine bakacağız arkadaşlar. Büyük bir orman kenarında küçük bir kulübede bir aile oturuyormuş. Erkek geçimini sağlayabilmek için baltaya girmemiş ormandan odun kese uzak şehirlere götürüp satar. Kadın da ormandaki çağlayanlardan eve su taşır. Ağaçlarda meyve toplar, küçük tarlalarına yetiştirilmiş sebzelerle yemek yaparmış. Kuş çıvıltıları, su şırıltıları, bin bir çeşit çiçek kokuları ve gözün o uzanan yeşillik arasında yaşayan bu mutlu ailenin bir gün topaç gibi bir oğlu olmuş. Çocuğun dünya geldiği zaman adam gene uzak şehirlerin bulun. Uzak şehirlerde bulunduğu için bütün işler kadına kalmış. Şimdi burada bütün işler kadına kalmasının gerekçesi ne? Kocasının yine uzak şehirlerde bulunması gerekçesi dördüncü maddede verilmiştir diyoruz. Altın sonrası seçimler hangisine gerçek gerekçesiyle birlikte verilmiştir? Yine sebep sonuç ilişkisine bakacağız. Beni kırmayıp davete geldiğiniz için size çok teşekkür ederim. Size çok teşekkür ederim sonuç niçin davete geldiğiniz için? artı artı diyoruz. Cevabımız direkt A şıkkı da işaret diyoruz. Yeni sorun hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur? Telefonu kaybettiğim için rehberime ulaşamıyorum. Ulaşamıyorum artı. Telefonu kaybetmiş artı. Düzenli çalışmadığından çalışmamış artı. Hedeflediği okulu kazanamadı artı. Yağmurun başlamasıyla yağmur başlamış artı. Mis gibi toprak kokusu gelmiş artı. Tanımadığı hiç kimse onun hakkında tek kelime etmedi. Burada sebep sonuç ilişkisi yoktur. Cevabımız direkt denizi diyoruz. Keyifler yerindeydi çünkü çekilen bütün sıkıntılar en az hasarla atlatılmış derken keyifler yerindeydi sonuç bölümüdür. Niçin keyifler yerindeydi? Çünkü çekilen bütün sıkıntılar en az hasarla atlatılmıştı. Burada altı çizgi olan bize sonuç bölümünü verir diyoruz. Dokuzuncu sorumuzda boşluklu bir soru. Hiçbir işi zamanında teslim etmezdi. Yukarıda boş bırakılan yeri açta hangisi getirilirse neden sonuç ilişkisi ortaya çıkmaz? Yani bu gerçekleşmemiş olacak. Çalışmak zor geldiğinden zor gelmiş artı yetişemediği için yetişememiş. Tembellik ettiğinden tembellik etmiş. Patron zarar etsin diye. Peki patron zarar etmiş mi etmemiş? Eksi. O zaman burada sebep sonuç ilişkisi ortaya çıkarmaz. Ama sonuç ilişkisi ortaya çıkar. Diğer sorumuza geldiğimizde bir tablo sorusu. Buna göre numaranın cümlelerin hangisini yanlış göstermiştir diyor. Açtaki tabloda neden sonuç ilişkisi olan cümleler işaretlenmiş. Parka gitmediği için huysuzluk yapıyordu. Parka gitmiş mi? Gitmemiş. Artı huysuzluk yapıyor. Artı sebep sonuç doğru. İnsan olmak her şeyden önce vicdan sahibi olmayı gerektirir. Burada herhangi bir sebep sonuç ilişkisi olmadığı için boş bırakılmış. Doğru. Güzel görünmek için saçlarını tarıyordu. Peki güzel görünmüş mü? Eksi. Hayır. Saçlarını tarıyordu. Artı. Bir artı bir eksi olunca sebep sonuç ilişkisi olmaz. Direkt cevabımız 3 diyoruz. çeşkı Diğerinde çok yürümekten ayaklarına kara Çok yürümüş. Artı. Ayaklarına kara Artı. Sebep sonuç ilişkisidir diyoruz. Adalet. Suçlusuzdan ayırdığı, suçluya cezasını verdiği, suçsuzun hakkını koruduğu için sevilir. Ona göre adaletin sevilmesi, açıklayıcıların hangisinden kaynaklanmaz? Suçluyu sustan ayırması var. Suçluya cezasını vermesi var. Suçsuzun hakkını koruması var. Ama suçluyu suçsuz görmesi yok. Cevabımız Ceyhan olacak. 12. sorumuz. Gökyüzünü izleyeneceği bir şey fark etmiş. Burada önce soru yok. Yani bu parçada numaralı cümlelerin hangisine kendinden sonraki yargının gerekçesidir diyor. Hemen çok heyecanlanmış. Heyecanlanmasının sebebi gökyüzünü izleyince bir şey fark etmiş olması. Yani kendinden sonraki yargının gerekçesi bir numaralı olan bir cümlemizdir diyoruz. Cevabımız Adana şıktır. Gelelim ama sonuç cümlelerine. <laughs> Bu metinde numaralı cümlelerin hangisinde ama sonuç ilişkisi vardır? İhtiyar adam kendinden beklenmeyecek hızla adımlarla genç adama yetişmeye çalışıyordu. Onu yakalar bir bütün sorular çözülmüş olacaktı. Ancak genç adam kalabalığın içinde kaybolmuştu bile. Onu yerinde bulamamak üzere etrafa göz gezdirmeye başladı. Şimdi üzerinden öncesini çiziyoruz. Etrafı köşe dönümü artı. Onu yerinde bulabilmek için bulmuş mu? Hayır. Eksi bir artı bir eksi olunca ne diyorduk? Ama sonuç ilişkisi yani e, biri gerçekleşmemiş olacak ki onu gerçekleştirme amacı olsun. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisine Ama sonuç cümlesi diyoruz. Eylem hangi amacı bağlı olarak gerçekleştiğini belirten cümleleri biliyorsunuz. Ama sonuç cümlesi diyoruz. Otobüsü kaçırmış. Kaçırdığı için çok üzgündü. Artı artı sebep sonuç. Evlerin rutubet olduğundan artı taşınmayı düşünüyorlar. Artı. Yoksulluktan ötürü yoksul. Ailesi çocuğu okutamamış. Artı. Boyama yapmak için annesinin de kendisine defter aldı derken defter almış. Doğru ama boyama yapmış mı? Yapmamış. Gerçekleşmemiş. Eksi. Bir eksi bir artı. Nedir? Ama sonuç cümlesidir diyoruz. Üçüncü sonuç cümleler arası neden sonuç ama sonuç koşul sonuç gibi pek çok ilişki bulunur. Hangisi farklı bir ilişki taşır? Kırlara gitmek üzere yola koymuşlar. Peki gitmişler mi? Gitmemişler. Ama sonuç. Eksi. Artı. Yani yağmurdan dolayı yağmur yağmış. Her yer ıslak artı. Filmin başını kaçırmış artı. Çok üzülmüş artı. Akılca davrandığı için herkes onu kutlamış artı artı. Bunların hepsi sebep. Sonuç aşkı ise amaç sonuçtur diyoruz. Dördüncü sorumuz yine bir tablo sorusu. Yukarıdaki tabloda kaç numaralı cümlenin taşıdığı anlam ilişkisi yanlış verilmiştir. Oraya gidebilmek için her yolu dener. Gitmiş mi? Gitmemiş. Eksi artı ama sonuç doğru. Yolda kimseyi görmeyince eve geldi görmemiş, eve gelmiş. Neden sonuç? Doğru. Annesini üzdüğüne gerçekten pişman olmuş. Üzmüş mü? Üzmüş. Pişman olmuş mu? Olmuş. 2 artı neydi? Sebep sonuçtu. Ama sonuç yazıldığı için cevabımız 3. madde. Yani C olacak. Gördüklerini anlatırsan aramız bozulur. Burada da aramızın bozulması gördüklerini anlatması koşuluna bağlı olduğu için koşul sonuç doğrudur diyoruz. 5. sorumuz. Buna biraz tekrardan hangisinde? Amaç anlamı katmamış. Üzere sözcüğü amaç hem de koşul anlamı katabilir diyor. Toplumsal sorunları çözüm bulmak üzere toplandılar. Evet. İş görüşmesine çıkmak üzere çantamı hazırladım. Evet. Saat 2'de Taksim'de buluşmak üzere ayrıldılar. Evet. Sadece yarım saat oturmak üzere size uğrayabiliriz de. Burada amaç anlamı katmamış. Diğerlerinde amaç anlamı katmış diyoruz. Altın sorumuz bu cümlenin başına açtakilerden hangisi getirilirse farklı bir anlam ilişkisi kurulur. Hava sıcak olduğu için bütün gün kitaplara gömüldü. Artı artı sebep sonuç. Daha bilgili olmak için olmuş mu olmamış eksi artı amaç sonuç. Tek başına kalmış artı bütün gün kitaplara gömülmüş artı. Çevreden ilgi görememiş artı bütün gün kitaplara gömülmüş artı sebep sonuç. Sebep sonuç diyoruz. Farklı olan ama sonuç B diyoruz. Yeni sorumuz Buna göre numaralı cümlelerin hangisinde içinedatı ama sonuç ilişkisi kurmuştur diyor. Asansör çalışmadığı için merdivenleri kullanmış. Burada ama sonuç ilişkisi var mı? Hayır. Asansör çalışmamış artı merdivenleri kullanmış artı sebep sonuç. Gözden uzak kalmak için oralara gitmiş. Uzak kalmış mı? Hayır. Eksi artı ama sonuç. İnsanları mutlu edebilmek için etmiş mi? Hayır. Eksi onlara gülümser artı. Zaman boşa harcamadığı için harcamamış. Her an dolu geçer artı sebep sonuç. O zaman 2 ve 3 ama sonuç cümlesi olacaktır diyoruz. Kızını okutabilme uğruna temizliğe gidiyordu. Cümlesine anlam ilişkisi hangisine vardır? Kızını okutabilme için temizliğe gidiyordu. Artı eksi ama sonuç olacak. Babası çabucak iyileşsin diye iyileşmiş mi? Hayır. Eksi ona iyi davranıyordu. Artı direkt ama sonuç cümlesi diyoruz. Yani aynı anlam ilişkisine sahiptir. Bu tabloda Numaralı kaç numaralı cümlelere geri değiştirilirse karşılıklık gidermiş olur. Gazete çok satabilmek için kuponlara telefon veriliyor. Satılabilmiş mi? Hayır. Eksi. Telefon veriliyor. Artı. Sebep sonuç mu? Hayır. Ama sonuç olacak. Bir değişecek. Araştırmalar bitirmek için müzelere gitti. Bitirmiş mi? Eksi. Müzeye gitti. Artı. Ama sonuç. Doğru. Zamanın fark edilmediği için fark edilmemiş. Artı. Sorunlar büyümüş. Artı. 2 artı olunca neydi? Sebep sonuç. 3 ile 1'i değiştiriyoruz. Cevabımız direkt C Şıkkı oluyor. Onu zorlamasak cümlenin hangisinde farklı bir anlam ilişkisi vardır diyor. Sessiz göründüğü için kimse ondan şüphelenmedi. Otobüs kaçırılmak için amaç. Fazla kilolardan kurtulmak için amaç. Ateş yakmak üzere amaç. Ama burada sessiz göründüğü için onu kimse şüphelenmedi. Sebep, sonuç diyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç ve sonuç bölümü yanlış gösterilmiştir? Muayene olmak için hastaneye gitti ama sonuç doğru. Yalnız kalmak için arkadaşını çağırdı ama sonuç doğru. Çocuklar üşümesin diye sobayı yaktı ama sonuç doğru. Grubite gidiyorum sonuç. İş bulma uğruna gidiyorum amaç. Tam tersi olacak. Sonuç amaç şeklinde değiştireceğiz. 12. ve son sorumuz. Bu cümlede açtıklardan hangisiyle tamamlanırsa diğerlerinden farklı bir ki sağlamış olur. İşlerini gündüz bitiremediği için bütün gece uğraşıp durdu. Yani bitirememiş. Artı artı sebep sonuç. Elektriğin kaçacağı, kaçağını gidermek gidermemiş. Eksi artı. Problemleri halletme halletmemiş. Eksi artı. Sınavdan yüksek not almak almamış. Eksi artı. Bunlar da amaç sonuç diyoruz. Bize farklı anlamda soru sorduğu için cevap direkt adama diyoruz. Koşul sonuç cümlesine hızlı bir giriş yapalım. Buna göre aşağıdaki hangisinde koşul cümlesi değildir? Bir olayın ya da durumun gerçekleşmesinin başka bir olayı da durumun gerçekleşmesine bağlı olduğu. Yani bu olursa bu olur, bu olmazsa bu olma şeklinde. Otobüste gelmese de uçakla gelse burada koşul sonuç yok istek cümlesidir. Direkt Adana diyoruz. Diğerlerinde koşul anlamı vardır. Aztek cümle hangisinde üzere sözcüğü cümleye koşul sonuç anlamı katmıştır. Şıkları incelediğimizde bir saate dönmek üzere seninle gelebilirim. Yani seninle gelmemin koşulu bir saate dönmek. Bu koşul öne sürdüğü için cevabımız direkt Ceyhan diyoruz. Üçüncü sorum sağ cümleye koşul anlamı dışında dilek istek anlamı kadar. Hangisi buna örnektir? Akşam olsa da eve gitseler burada dilek ve istek anlamı vardır. Cevabımız direkt Bursa diyoruz. Dördüncü sorumuz yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde koşul sonuç ilişkisi vardır? Bakalım müzik dinleyebilirsin ancak sesi yüksek olmasın. Evet müzik dinlemesini sesin yüksek olmasına bağlı. Yeniden görüşebilmemize çok sevindim. Burada yok. Kar yağarsa mikroplar ölür. Mikroplar ölürse karın yağması koşuluna bağlı. O zaman 1 ile 4 Cevabımız direkt denizi diyoruz. Açtaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda ilişkisi vardır? Sana tüm isteklerimi alırım. Yeter ki başarılı ol derken burada bir koşul öne sürmüş. Diğerlerinden farklı bir ilişkisi vardır. Cevabımız bursa koşul sonuç ilişkisi vardır. Numaralı cümlelerin hangi ikisinde koşul sonuç ilişkisi vardır derken bunlardan biri olmasa diğeri yarım kalır. Birbirine bağlı koşul. İnsan ikisiyle birlikte yol aldıkça güçlenir. Yani yol aldıkça güçlenmesi x ile birlikte e, yol alması koşuluna bağlı. Onun için 2 ve 3 son sonuç diyoruz. 7. sorumuz çocuklar mutlu oldukça o da mutlu olurdu derken onun mutlu olması çocuklar mutlu olmasına bağlı. Böyle bir ilişki olan cümle Rüzgar her sabah şarkı söyleyince hüzünlenirim. Yani hüzünlenmesi Rüzgar'ın şarkı söylemesi koşuluna bağlı cevabımız direkt denizdir diyoruz. Toprak nokta nokta verimli olur. Koşul anlamı taşımaz. Sulanırsa havalandırılınca farklı ürün görülürse, e, görürse, görürse verimli olur. Gübrelendiğinden burada sebep sonuçta ilişkisi kurduğu için koşul anlamı taşımaz. Direkt Bursa diyoruz. Dokuzun sorumuz bu cümlede anlam özelliği açıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? İşe geç kalınmak üzere geç kalmış mı? Hayır. Eksi. Sabah erken kalktı. Artı. Sular kesildiği için. Artı. Temizlik yarım kaldı. Artı. Arılar bal yapmazsa koşul. Doğanın dengesi bozulur. O zaman eksi artı amaç sonuç artı artı sebep sonuç. Burada da koşul sonuç vardı. O da bursa şıkkı diyoruz. Onu sorum sana zorla bırak yanayım. Ee, kolaysa esirgeme. Burada anlam ilişkisi koşulluk anlamı var. O da değişikliğine baktığımızda üstünde bu bayrak dalgalandıkça gönlümüz rahattır toprak altında. Bir koşula bağlanma söz konusu. Cevabımız direkt denizi diyoruz. Sağlıklı bir bedene sahip olmak istiyorsan düzenli beslenme ve spor yap. Burada sağlıklı bir bedene sahip olmanın şartı düzenli beslenme ve spor yapmak aşıklığı diyoruz. Son sorumlu aşağıdaki cümleler hangisinde ilim gerçekleşmiş bir koşula bağlanmamıştır diyor. Buraya gelsen de davete beraber gitsek burada istek var. Diğer ışıklara baktığımızda o hepsinde bir koşula bağlandığını görüyoruz. Testimiz burada sona erdi. Cek Öğretmen kanalına beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin.